Sevgili Koray, editörümüz şu an aşağıda değil ama editörlerimizden biri. Abi Lens, Fenerbahçe ile oynanan Vodafone Park'taki kupa maçında, Ziraat Türkiye Kupası maçında da aynı şekilde kaçırmış. Üzerine Fenerbahçe gol atmıştı diyor. Tabii, Lens kaçırdı, Lens'in gol bu kaderi oldu demek. Lens bu şekilde majör bir gol kaçırdı mı demek ki Beşiktaş yiyor. Şimdi haftaya kaçıramayacak çünkü oynamayacak belli. Yani. Öyle mi diyorsun? Ölü Kuvarızma ile Lens sürüyor. Ölü Kuvarızma ile Lens sürüyor. Oynar abi. Bence de oynar. Ölü Kuvarızma ile Lens sürüyor. Ölü Kuvarızma. Bak hocas, düşün, Kuvarızma'yı 18 almış, seni oynatıyor. Geçen hafta da çok iyi oynadı bu arada. Bir dakika. Kaç defa oldu bu? Hatırlıyor musunuz? Lens aylarca bekledi. Haftayı oynatmaz mı diye. Aylar oynatmaz çünkü çok kızdı. Laiç yerine Kagawa mı çıkarttı oynayacak zaten. Yoksa... Kagawa oynar. Kagawa oynar. Bak adam... Ben sana bir şey söyleyeyim. Kagawa'nın ayağına top geldi mi? Bugün Kagawa'nın ayağına pek top gelmedi. Elinde iki tane adam var. Dünya yıldızının ayağına top gelmedi. Elinde iki tane adam var. Ya Laiç tercih edeceksin ya Kagawa. Hangisini tercih edersin? Şu anda. Hangisi? Şu anda. Yok ki adam oynamıyor. Nasıl tamam. Hangisi normal şartlarda? İkisi de olsa hangisi tercih edersin? Laiç'le başlarım. Kagawa'yı sonra alırım. Ha. İçeride sen öyle demiyordun abi, iki hafta önce Kagawa oynadı. İçeride öyle demiyordun da onun için. Bahreşman'ın açıklamaları geldi ama büyük ekranı da verelim çocuklar. Oradan görmek için kartal gözü lazım bize. Evet, evet geldi. Aynen. Şu anda buradayım. Beşiktaş'ın oyuncusuyum. 1,5 sene kontratım var. Bu sene şampiyon olma hedefimiz var ve en iyi performansımı gösterip şampiyonluğu kutlamak istiyorum diyor Ricardo Quaresma. Abi... Quaresma Turgay abiye göre gidiyordu 3 hafta önce. Son maç falan diyordun. Adam galiba son maçı adam şampiyonluğu kutlayacak burada. 1,5 sene kontratı var. Şampiyon kutlamaları da olmak istiyorum. Yükleniyorlar sana. Hiç gerek yok. Ben ciddiye alır mıyım sence? Niye ciddiye almayacaksın abi? Sen o zaman kendini ciddiye almıyorsun. Allah Allah, sen kendini alma ciddiye. devamı var. Arkadaşlarım güveniyor. Hocam güveniyor. Derbide oynar mıyım? Oynamaz mıyım bilmiyorum ama... Takım halinde iyi çalışıp şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Derbiye de oraya bir sinyal vermiş. Tabii tabii. O şey, hocaya şeyi vermiş, sinyali vermiş. Quaresma oynar, iyi oldu mu oynar Quaresma. Quaresma'yı... Yiyemedi Turgay abi Quaresma'yı. Quaresma. Vallahi yiyemedi. Yiyemedin abi, yemezsin. Ne yaptın ya? Quaresma'yı oynarsa Quaresma'yı takıma koyan Lens'tir. Lens daha ağlamayacak. Hani bir daha Lens forma giyemez daha, böyle diyordun. Lens ağlamayacak. Şimdi bak oynar diyorsun. Ağlamayacak. Abi bire çeviriyorsun. Adam Beşiktaş'ın oyuncusu gitmemiş, ne yapalım? Kalmış. Ya sen zaten göndermeye çalış, kalıyor. Neden gelmesin diyor, geliyor. Turgay ya senin hiçbirini çıkmıyor zaten. Medel'den benim bildiğim bir transfer teklifi varken hoca onu hani biraz geride kalsın diye bekletti. Şu anda da ikisi iyi oynuyor Atiba'yla şey. Sonra ama şimdi Medel yani. Normal doğrudan oynayan oyuncu. Bir anda Medel'i kesti. Bir anda Medel kesti. Yani. Peki Adrian'ı oynadı mı geçen hafta? Oynadı. Bu hafta niye yok? Abi, oyuncular böyle kullanılır ya. Şenol Hoca'nın daha önce yaptı yalnız. 14 kişiye sezonu götürüyor. Abi Atiba'yla Dorukhan çok iyi oynuyor. Oynuyor şu anda, onu söylüyorum. Formayı kaptırdı Medel, yoksa şey değil, kaptırdı. Quaresma da kaptırmıştı. Quaresma da kaptırmıştı Lens. Ya kardeşim, hani kaçırdığı gol üzerine de kurmuyorum her şeyi. 50 tane pozisyonu var. Orta yaparken bir kafanı kaldır. Dışarıdan gelenin önüne ver. Kagawa 4 tane pas attı. Bir sağa bir sola. Bak hiçbir şey bilmiyorsan izle. İsmat Miran için ne diyorsun? İkinci golde, yani ikinci golde derken Malatyaspor'un beraberlik sayısında. Yani o seviyede bir stoperin yapmayacağı hata. Şimdi Evren Turan'a sorarsan Galatasaray Malatya çocuk maçı sattı. Evren Turan'a sorarsan Benfica maçında Galatasaray stoperi. Ne estağfurullah. Ne demek istiyorsun? Ne sattı ya? Tırnak içinde söylüyorum. Hani çok kötü yani oynadı diyorsunuz ya. Şaka ya. Çok kötü oynadı diyorsunuz ya. Öyle şey olmaz. Galatasaray'ın stoperi nasıl oynadı dün oyunda ama? Nasıl oynadı? Abi şimdi Galatasaray'a geçsen Beşiktaş nasıl oynadı şey, pardon, Marka örnek ya, Malatya'dan ver ve Beşiktaş'tan. Nasıl oynadı? İyi oynadı. Kardeşim, onu konuşacağız abi. Senin orta sahan. Senin orta sahan. Cümbür cemaat gole giderse Atiba'sınla, Dorukhan'ınla giderse senin arkadaki stoperden birinden bir hata yapar. Dün Galatasaray'ın yaptığı gibi. Orta sahan bomboş olmuş. Ya sen bırak Galatasaray'ı ya. Rakip bile üzerine geliyorsa senin stoperin hata yapar. Fenerbahçe'nin stoperleri sezon başında ne hatalar yapıyorlar? Şey mi? Kötü niyetli. Orta sahası yoktu. Senin orta sahan Atiba. Öyle gol yemez abi. Atiba gol attı. Doğru, Dorukhan gol kaçırdı. Turgay abi, buna anlıyorum. Yani orta sahanın stoperlere orta saha ne yapsın? Yani faal olmuş orada. Şart ama burada bireysel anlamda büyük bir hata var. Defansın orada hatası topu, var orada iki stoperinde. Tabii, orada topu o şekilde sektirmek. Ya olabilir. Stoper. Hayır, ben hata şunu demiyorum. Yapar. Yani bir defa Miran iyi futbolcu. Ben hiç anlamda bir sıkıntım yok. Sıkıntı yok. Ama şunu söylüyorum. Yorgunluk herkes yaptı. Boş kaleye Lens niye gol atamadı? Niye atamadı? Burak niye atamadı?
Burak'ın boş kale, kalecinin açıldığını gördü iki arka. Niye atamadı o pas oraya? Nerede yorgunlar abi? Krize girer çünkü. Avrupa yok. Hayır, Avrupa maçı ne zaman krize girersin girersin futbolcu? Avrupa yok, hiçbir şey yok. Avrupa yok, Türkiye kupası yok. Nerede yoruluyorlar abi? Golcü futbolcu gol kaçırdıkça krize girer. Ne yorulması? Bu güzel soru yalnız. Nerede yoruluyorlar? Nerede yoruluyorlar Emre Bol. Maçta yorulmaktan bahsediyorum. Bu maçta yorulmaktan bahsediyorum. Maç için. Maçta ne yorulacak? Ağır bir sahada oynuyorsun. Çok kötü o doğru yalnız. Bu stat çok kötü bir yeni saha bu ya. Zeminköy iyi değil. Yeni stat. Ya ben bunu sanıyorum Akhisar için söylemiştim. Ya devlet stadını yapıyor sana. Stadyum. Ya yapıyor bakamıyorlar ya ki. Ya devlet var ya sahasına bakın. Bu yapılan ya. Kaçıncı stat? Sahasına bakın 20 ya. 20 küsur oldu. Yani... Ya bir çime bakacaksınız arkadaşlar ya bir çime. Stat yapıyor verin. Nerede görülmüş ya? Devlet stat yapıyor verin de 100 yılın stadını verir herkese. 20 tane oldu. Ya bir çimine bakın be kardeşim ya. Bir... Çok enteresan. Yani şey mi yapacağız hepsini? Suni çim mi yapalım bakamıyorsanız yani? Böyle bir şey var mı ya? Çok... Bastın yer kalkıyor. Kale önüne bak abi. Çok çok 30 sene önceki gibi. Bir pozisyonda... Kaleciden seken top... Önünden sekti. Tabii. Ya bir defa sağ bozuk. Yani teknik oyuncu kötü, etkiler. Doğru söylüyorsun. Yorar insanı. Ama ben şunu söylüyorum. Atiba ile Dorukhan. Kardeşim ikiniz birden cümbür cemaat gidiyoruz. Ya biriniz kalın. Ya, rakip 10 kişi kaldı diye maç mı bitti? 10 kişi kalmak her zaman skor etki etmez. 10 kişiyle ne maç kazanan takımlar var. Her zaman skor etki etmez. Bazen tam tersi... Takımı diri tutar yani biz 10 kişi daha fazla koşmamız diye. Çok uzun bir süre zor tabii yani. Kolay demiyorum. Beşiktaş 3-1 öndeyken Fener 10 kişi kaldı maç 3-3 bitti. Bazen terse teper. Burada da tepebilirdi. Caner'e bir parantez açmak lazım bence bugün. Gökhan Gönül de iyiydi hatta golde asiste yaptı ilk golde ama hep yaptığı şey o ön direkteki aşırtması. Ama Caner bugün gerçekten çok ön planda gözüktü. Çok iyi işler yaptı. Caner şimdi... İki konuda Caner'i kutluyorum. Birincisi geçen hafta Vodafone'daki maçta Burak'ı elinden tuttu şeye götürdü. Tribünlere götürdü. Hı hı. O barışı sağladı. Bu önemli. O tecrübeli. Çünkü Burak gitmeye çekiniyordu, utanıyordu falan filan. İki bugün de gitti Adem'i fırçaladı orada. Ne yapıyorsun sen dedi. Golü attıktan sonra sarı kart gördü de gidip bayrak yere. Orada Atiba önce bir teselli etti ama o gerçekten yapılmayacak ya, iş o da ya. Ben şunu söyleyeyim. Kendini kaybedebilirsin. Ne kaybedeyim? Şampiyonlar finali oynamıyorsun ya. İlk maç oynuyorsun. Attığın golünden sonra gol de yiyebilirsin. Gol de atabilirsin. Yani bu o kadar sevinecek bir gol değil. Yani gol atmak güzel Kuşa bir şey. Kuşa göndere uçan tekme atma. Sonra bu golde Cagney atar maske giyer. Adem atar tekme atar. Öbürü atar formasını çıkarır. Ya sen kart görmeden bunların hepsi de yasak. Kart görmeden sevinme şekliniz yok mu abi siz? Çok belli göreceğinde. Çok belli bir haftaya derbi var. Ve çok formda bir adamsın. Şu anda çok formdasın. Evet. Fenerbahçe derbisinde yoksun. Şimdi, önemli oyuncu yani. Düşün abi ben sana yatırım yapmışım. Ben sana dünya para vermişim. İsmi önemli değil. Cagney olur, Adem olur, bilmem ne olur. Ya böyle bir şeyden oyuncu. Ha gole gidiyordur adam. Mecburen düşünürsün, sarı kart alırsın. Tabii. Eyvallah kimse bir şey demez. Bayrak trene tekme atıyorsun abi. Ne oldu tekme attın? Ya bu akıl alacak iş değil. Ya bunlar büyük takım topçu. Ben hep söylüyorum. Bak Adem'in bir ilginç hikayesi var. Adem'i Ferguson keşfediyor. Diyor ki. Bu adamı diyor anlaşın kulübünle her maç oynatacaklar diyor o şartla alırız 2 yıl sonra. Her maç için 60.000 euro veriyorlar şey kulübüne, Hırvat kulübüne. Diyorlar ki Adem oynattığınız her maçta 60.000 euro veriyor. 2.000.000 euro para veriyorlar Ender. Adem oynatmak için oynatıyorlar. 2 yıl sonra diyor ki beklediğim aşamayı yapmadı almıyorum diyor. Bizde oynayacak adam değil diyor. Niye? Bunu yaparsan adam der ki bu büyük düşünemiyor. Abi sanki Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Bu golü atarsın. Bir daha da maç yoktur arkasında. Git ondan sonra direğe kafa at. Malatya'da lig maç oynuyorsun. Maç bitmiyor. Son dakika olur 90+4. Maç beraber edilir bir gol atarsın. O da ayrı bir şey. Onu şey da anlarım. Şey mi Evren? O sırada hani maçın o ritmi içinde mutlaka işte nabız kaç atıyor derler ya oksijen gitmiyor beyne diye. İster istemez buna benzer hareketler oluyor zaman zaman. Bilmiyorum ya sen yaptın mı ama. Gol sevinçlerinde insan bazen kopuyor yani adrenalin orada çok yükseliyor. Bir de Adem'i soracağım. Adem'in hareketi de çok anlamsız. Yani ikisini de hem Laiç'in hareketini hem Adem'in hareketini. Adem'le farklı farklı yani, kolayla. Malatya'nın Adem diyor. Malatya'daki Adem büyüğün. Ha. Sen, ben İkisi Laiç, Adem. İkisi de Adem. Adem. Doğru. İki Adem. Ben de oradan bugün... karıştırdım acaba. Bana iki tane deyince şimdi. Ya şu var, gol attığın zaman sevinç şeyi yapıyorsun. Yani o an kopuyorsun, atıyorsun ama hani korner bayrağına bazen vurur oyuncular veya iterler. Bu sefer kırıldı yani orada, o da var.
Hani kırılmasa da gerçi orada sarı kart gözü. Ama benim sarı kartım varsa ben o hareketi yapmamaya çalışırım. Yani oralardan uzak dururum. Tabii. Arkadaşımla da gidersin. Dün Fernando yani işte Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Fernando yaptı da iş değil yani. Yılların oyuncusu. Aynen şu aklıma gelmedi mi Galatasaray? Şimdi takımın kaliteli oyuncuları, iyi oyuncuları, iyi oynuyorsun. Maçta çok iyisin, golünü atmışsın. Abi artık bunu öbür hafta derbim var. Yani şurada öyle bir şey ki. Gerçi bugün o Adem'in gördüğü pozisyonda mesela. Adem büyük de kasıt. Yok orada o pozisyonda. Yani ben gideyim kasıtı basayım yok. Zaten bir hamleyle beraber. Birazdan konuşacağız. O biraz ağır olabilir o hareket. Onu tartışabiliriz yani. Az sonra gelecek. Konuşacağız, burada tartışacağız. Burada futbolcunun mantalitesinde gariplik var. Şimdi Fernando sen Benfica ile maç yapıyorsun. 2-1 futbolda olmayacak bir şey mi var abi? Gidersen de 2-1 yenersin. Futbol bu. Tabii. Öyle bir şey mi var? Niye takımını en önemli oyuncusundan eksik bırakıyorsun abi? Ve hayır dedim ki gol önlersin. Sana bir hareket yaparlar da onu da kabul etmem ama romans yaparsın. Fernando'nun düşüş var yalnız. Tabii canım onu konuşacağız zaten. Değil. O Fernando zaten kötü oynuyor. Ya bunlar aptal, kusura bakma aptalca görülen kartlar. Bunlar çok basit bu seviyeye abi. Yakışmayan kartlar. Bu seviyeye yakışmıyor evet. Bu seviye Adem'inki de bu seviyeye yakışmayan kartlar abi hiçbirisi. Peki sevgili Emre, şimdi Beşiktaş üst üste 3. deplasman galibiyetini evet. alınca şöyle bakıyorum. Medipol Başakşehir'in 45 puanı var, deplasmana gidecek. Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında puan 45-39-39 oldu. Beşiktaş önümü... bu arada ilk defa 4 dedi galiba. Deplasman değil de toplamda yani. Ha, evet. Seri olarak. Tabii seri de var. Seri yapıştı 3'te 3. 3'te 3. 3'ü de deplasman olmaz abi nasıl 3'te 3? Hayır 3 deplasman galibiyeti. 4 olması lazım o zaman işte onu diyorum. Yok, arada 2 var burada maçı var arada. Üst üst. Deplasmanda da 3 galibiyet üst üste oldu. Üst üste değil o zaman. Üst üste değil. Üst üste 3 oldu tamam. Ben bu deplasmanları üst üste zaten. Maçları seyrediyor musun ara sıra? Yok. Arada bir Bursa maçı var onu da deplasman mı saydın? Şuraya geleceğim sevgili ya, Emre. Size güvenemiyorum ben ne yapayım? Ya Turgay abi. Fark 6 puanı indi. Evet. Maçlar zorluk derecesi artıyor. Artık her maç zor hale geldi. Beşiktaş daha net bir şekilde şampiyonluktan konuşabilir mi artık? Kimin? Fenerbahçe'nin 6 puan indi. Anlamadım neyi. Kimin? Başakşehir'le. Ha Başakşehir'le. 6 puan indi deyince. Şimdi o bu şey mi? Bir sataşma mı var? Estağfurullah. Tabii canım. Önümüzdeki hafta derbi var onu konuşacağız ama. Beşiktaş'ın şampiyonluk umutları önümüzdeki hafta biter. Maçıyla beraber normal seyrine girer işte, Beşiktaş abi. İşte bekleyen açıklama ya, geldi. Tamam mı? Burada beyefendi tabii iddialara giriyoruz sürekli. İşte İskoç eteği giymesine şuna buna filan bir türlü oyun. Ama en son siz kaybettiniz galiba Emre Bey. Ama sen ne dedin? Sen niye bunu yapıyorsun? Ben kaybettiğim zaman gidi, ne yaptım? Sen niye bunu? Maç söyleyeceğim dedim. Gittim Şahin abi orada. Şahin Özer'in stüdyosunda. Evet. Gittim Hakan'la. Tamam bir şey söyleyeyim mi? Hakan'ın da saç gitmişti bir öncekinde. Yani biz ondan en azından verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Ben bu maç söylediği Alen'i aradım. Alen dedik ben böyle güzel söyleyemiyorum dedi. Alen. Alen ben böyle güzel söylemiyorum. Hakikaten güzel söylemişsin ya. En azından sözümüzü bence tuttuk. Bence çok iyiydi evet. En azından sözümüzü tuttuk. Turgay Bey'le de istediği iddiaya girerim önümüzdeki haftaki maç için. Ooo. Eğer yüreği varsa. Bak niye iddiaya girmem? Söyleyeyim samimiyetle. La hiç yok diyecek bak, şimdi. Niye? Hayır. Kendim hırsız gibi hissederim. Bunu soymuş gibi olurum. Of. Beşiktaş'ın kesin lafları söylüyor. Beşiktaş'ın kesin kazanacağı maç. Bir de şey var. Neydi? Beşiktaş'ın kesin kazanacağı maç. Tavuk su içer Allah'a bakar. Kesin kazanacağı maç tamam mı? Muhtemelen 4 ya da 5 golle biter. İkisini de kagaba atar. Şimdi buna iddiaya girilir mi? Bir dakika 4 ya da 5 golle. 5 golle biter. İkisini de kagaba atar. Ha, yaz abi alt alta yaz bunları. Muhtemelen. Alt alta yaz. Tarihe not düşelim. Yani kendimi. Ya Rabbi. 22. Sen biliyorsun. Kendimi futboldan hiç anlamayan birini kandırmış gibi hissederim. 15 Şubat Cuma saat 22.55'te. O maç ne zaman hangi Emre gün? Bir dakika o maçın gün açıklandı mı? Pazar değil mi o maç çocuklar? Yok değil pazartesi büyük ihtimalle. Fener maçı var Perşembe. Perşembe gece şeyde Rusya'da. Cuma dönecek. Pazartesi o maç. Pazartesi miydi o? Açıklanmadan pazartesi %99. Açıklandı mı o maç? Ben de açıklanmadım. Hayır bence diyorum işte pazartesi yapalım takım oyunu diyor. Şey artı futbolu. Açıklanmamış ne? Üzerine kaçamasın yani. Bekliyorlar açıklamak çünkü için. Ondan sonra bir daha Cuma'yı bekleyeceğiz. Kaçmasın diyorum yani. Turgay abi ne zaman böyle büyük konuştuysan hep yani başına bir şeyler geliyor. Büyük konuşma sonra, mı? Sonra sana şeyler yapıyorlar. Ben iddialı konuşuyorum. Büyük konuşma. Neyse büyük Fenerbahçe. Büyük Fenerbahçe taraftarı neyse sana o eteği giydirmiş. Dolaşıyor sürekli o İskoç eteği biliyorsun. Şimdi ne zaman giydi onu? Her tarafta. Her tarafta koşu. Yok. Çocukları kandırır mısın? Kandırmamaya çalışıyorum. Ben de çocuk bazen olacak. Beyaz yalanlar oluyor. Şimdi, işte babacığım şunu alacağım şöyle yapacağım şimdi bir futbol adamı olarak kafanda tartıyorsun Fenerbahçe. Kafanda tartıyorsun Beşiktaş.
Bakıyorsun bir tarafta kenarda bir titreyen bir hoca. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Böyle bir hoca. Bu akşamki Beşiktaş seyrettikten sonra. Bir tarafta böyle kenarda bir hoca. Çok dikkatli seyrettim. Şimdi ben buna nasıl iddiaya gireyim? Bu akşamki Beşiktaş çok dikkatli seyrettim. Fenerbahçe'yi bu ligde yenmeyen kaç takım var bana sayar mısın? Sen yenemezsin abi. Kaç takım var? Sen? Kaç takım var yani? Sen varsın. Kaç takım var? Bakalım. Ya sen varsın diyorum. Beşiktaş var. İç sahada diyorum. İç sahada. Ya yenmeyen Beşiktaş var. Yenmeyen kaç takım var? Ya Beşiktaş var. Seni kendi sahada yenmeyen takım var mı? Şimdi iç sahada diyorum diyor. Tamam, sen varsın diyorum. Maç nerede? Ya sen varsın diyorum. Sen yenemez. Kendi sahada seni yenmeyen bir takım söyle bana. Var mı? Ben unuttum. Var mı? Varsa söyle hakikaten. Vodafone'da mı diyorsun? Tabii iç sahada bu sene Fenerbahçe yani yenmeyen. Yani deplasmana gittiğinde Fenerbahçe. Fenerbahçe deplasmana gittiğinde yenmeyen bir takım var mı söyle. Ben hakikaten unuttum, olabilir yani. Vallahi Galatasaray derbisi berabere bitmişti. Neredeydi maç? İşte Türk Telekom'daydı. Bursa'yı yendik. Bursa değil mi? Bursa. Deplasmanda. Bursa'yı Telekom'daydı. Deplasmanda Bursa'yı ne zaman yendi? Bursa yeni yenmedi. O Bursa da beraber. Bursa da beraber. Galatasaray tamam, Bursa ile Galatasaray yenememiş. Galatasaray zaten hiç yenemiyor. Yeni bir şey değil ki. 50 yıldır yenemiyor Galatasaray. Yenemeyip her zaman şampiyon oluyor. Her sene şampiyon oluyor. Yenemeyip şampiyon oluyor. Meraki listesine baktım bugün. Muhittin Boşat var abi. En son Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 99 yılında yendiğindeki maçın hakemi. Güzel adam işte. Tamam. Hatıralar sarmış dört bir yana. Ay şunu söyleyeyim. Yani maç bir defa şunu söyleyeyim. Bakın matematik, biz derbi sonra konuşacağız ama %70 ev sahibi takım der derbilerde. %70 ev sahibi takım. Abi ben bu akşamki izleyicilerle Fenerbahçe yenemez. Ben bu çocuk iddiaya gireceğim. Sonra vicdanım sızlar ya, kazandığım şeyi nasıl alacağım? Gir abi, gir ya. Senin vicdanın sızlamasın, gir nasıl abi. Alacağım? Girin abi, nasıl girin. Alacağım? Olur ya böyle nasıl şey. Nasıl alacağım abi, vicdanım sızlar. Bu işin zevki de bu yani, eğlence. Bunlar olacak abi, bu iddialaşmalar. Adem Lay için de son 5 maç 2 gol 4 asist olmuş yani, Evren, bakıyorum. Anlatamıyorum burada. İnsanlar anlıyorum ben bak, seni de. Bak bir şey diyeceğim. Bu bana geldi dedi ki abi, ben şöyle penaltılatıyorum böyle. Geldi bizim eve. Bizim orada bir halı saha var. Kaleye onu geçti. Onu dinledik ya abi, anlattı ya. 3-3 yapıştırdım. Bu da bana 3'te 0 attı. Abi yaşlandım. 3'te 0 attı. Kaç defa dinledik ya. Şunu söyleyeyim, ben buna nasıl iddia gireyim ya? He, o açıdan. Onun ayağında şey var. Nasıl atayım? Ayakkabılar var, benim ayağımda ya, bırak var. Anlat sen. Bak külahımı koydum buraya, anlat. Şimdi biz bugün ortamını bozmayalım. Bir maç oynanmış. İnsanlar görüntüleri bekliyor. Birazdan elimizde olacak. Bak Kasımpaşa. Bak böyle giderse büyük sıkıntı yaşar. Çok büyük düşüş var. Ya, Malatya. Çok büyük düşüş var. Antalya. Toparlamaya başlayan büyük düşüş var. Turgay Ankara abi, gücü. Turgay abi. Biraz geçen hafta toparla, çok Turgay büyük düşüş abi. Var. Ligin ilk yarısındaki manzara değişir ya. Pazar günü 3 milyon euroluk maç var. Hangisi o? Kasımpaşa Galatasaray. Nasıl 3 milyon euroluk ya? Yani bu şeyin, Cagney'in biliyorsun şeyi var ya. 10 milyon euro verdiler bonservisine. He. 3 milyon da şampiyon olursa, şampiyonluk primi. Şampiyon olursa değil, ben onu öğrendim. Öyle değil. Şampiyon olursa değil. Onu o yazmamış. Hayır hayır. O şekilde bilmeden konuşuyor. Yok yok yok. Ben sözleşmede yazanı öğrendim. Söyleyeyim. Yalansa federasyon orada, Galatasaray'da yalansa. Araştırdın mı abi onu? Şöyle bu yani. Arada Donald'ın bir virgül koyayım, şunu hemen aktarayım. Kırmızı kart erken geldi. Bence çok gereksiz bir karttı. Bu Adem'e mi acaba? Adem'e herhalde. Türkiye'nin büyük takımlarından birine karşı oynadık. İyi çalıştık ama kartın erken gelmesi etkili oldu demiş. Bir de serzenişte bulunmuş. Yani tabii. Bir saat Adem'in yüzünden tabii ekstra canım, performans ihanet, sergilemek yani, zorunda arkadaşına kaldı. Arkadaşına ihanet. Orta şey sahada olan bir olay. Yani. Hiçbir şey yok ortada. Ha, maç 0-0. Lens sana bir faul yapar, bilmem yapar. Anla, şey karışmasın. Böyle intikam şeyi hareketinde değil. Bu çok konuşuldu, söyleyeyim. Cagney'in sözleşmesi şu arkadaşlar. Şöyle yazıyor. 4 yıl içinde Galatasaray şampiyon olursa 3 milyon euro ödenecek. Yani bu sezon olursa ödenecek yani. Yani. Gel sen Kirşen'i bilir misin Turgay abi? Bilmez miyim? O Japonca nasıldı o? Japonca nasıldı? Japonca nasıldı? Fao neydi? Kakabutağı mıydı? Hayır hayır. Neydi? Ne diyordu? Yakalım ahşu bir şey diyordu bu. Faro Offa mı? Faro Offa. Bir dostumuz da Konya'yı 1-0 yendi ya dışarıda diyor. Fenerbahçe. Şimdi geçen saldırdı akşam televizyon izliyorum. Nasıl işine geldi? Geçen akşam Aspor'da bir kanalı izliyorum. Çok izleniyor, ben de izliyorum. A-spor değil mi? He, A-spor. Bir çocuk çıkmış. Ben yeni kim acaba dedim. Böyle diyorum. Benim bildiğim diyor, orada Japonca bilen bir arkadaş mesaj atmış diyor. Küfretmiyormuş diyor. Şey diyor, küfretmiyormuş diyor. Tanıdığımız bir arkadaş mı bu? Yok, ben tanımıyorum. Erkan da yeni gördüm. Diyor ki, şey küfretmemiş diyor. Faka demiş diyor. Bu şey demiş. Ne Japonca. Hayır, Japonca diyor ya. Faka ufana diyor. Ha. Ama faul yok demekmiş diyor. Çocuk da karşısında Twitter'da söyledim. Abi demiş ya, bilsem daha afilli bir şey yazardım demiş. Ben nereden bak bilmiyorum. Ne yazmış? CK Yılan. Turgay Demir Fenerbahçe maçına iddiaya giremiyor. Bu kadar mı korkuyorsun en ölü halimizden diye? Ben insanları... En ölü halimizden bu kadar korkuyorsun. Hayır çocuklar, arkadaşlar bakın.
söylüyorum. Emre Bol gelsin desin ki benle şöyle iddiaya girsin girerim. Ama Beşiktaş forması buna nasıl olacak abi? Baksana göbeğe bak ya. Var X'ler çok mu? 2X'ler çok mu? Canlı yayında Beşiktaş forması giyeceksin. Ben forma giymem abi. Ne oldu abi? Forma giymem. Nasıl olsa kazanacaksın giymeyeceksin. Sana da şerefli. Ya nasıl olsa kazanacaksın. Sana da Fenerbahçe formasını giydirmem. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bırak ben giymeyi sana o Fenerbahçe formasını giydirmem ben. Şimdi bir dakika. Şimdi çevir kazın yanması Emre Ender'cim sana soruyorum. Sen moderatörsün. Bize yemek ısmarlayın. Bir dakika. Onlar hayatıca eli cebine atarlar mı ya? Ender Begin. Her şekilde kazan oğlum Ender yani. Begin lütfen boğuntuya getirme. Bu arkadaşa göre haftaya maçı %100 Fener kazanmayacak mı? Evet. Fenerbahçe kazanır dedi. Forma gibi riski yok. Gir iddiaya. Ya sana ama giydirmem. Beyler iddiaya girsin. Canlı yayında Beşiktaş forması hayır, giyecek. Başka bir şey diyor. Battal mı oyun canına? Ben sana giydirmem diyor. Ya baba masalı sana bırak. Sen gel misin giydirmem. Giyerim kaybederim. Ben sana Malatya'dan canlı görüntüler. Al giyiyor çocuk. Al giyiyor çocuk işte. O Guti mi ya sırtı dönük olan? Evet. Evet. Guti de yaşlandı ya. Malatyalı futbol severler de. Malatya'daki Beşiktaşlı futbol severler. Peki başka bir iddia girelim mi Emre Bol? Emre Bol başka bir iddia girelim mi? Bir dakika bir dakika. Aklına bir şey Evren daha. Buna sen karar ver. Sen tarafsız aramızda. Hayır şeyi anlamadım. Neyle ben. Girelim? Maç üzerine mi iddia girelim? Maç üzerine. Evet. İddia şu. Fenerbahçe kazanırsa ben göğsümde en büyük Emre Bol diye reklam taşıyacağım. Göğüs reklamı alacağım. Sen de en büyük Turgay Demir'in göğüs reklamı tamam, alacağım. Var mısın? Olur varım. Var mısın? Varım. Tamam girdik iddiaya. Abi ne megalomansın. Bir şey dedi. Beraberlik de senin. Beraberliği de ver. Ya sen kimsin bana beraberliği? Beşiktaş'ın tek golü. Sen kimsin bana beraberliği? Beşiktaş'ın tek golü galibiyeti de senin. Kabul etmiyorum 1-0'da. Ben de etmiyorum. 1-0'da kabul etmiyorum. Evet, beraberlik de en büyük Ender Bilgin yazın. O Beşiktaş bu Fenerbahçe. O Beşiktaş bu Fenerbahçe. Beş tane atmıyorsa kabul etmiyorum. İkimiz de Evren Turan. Birimiz Evren Turan. Kabul etmiyorum. Ender Bilgin yazın. Evel Allah'ın izniyle o Beşiktaş bu Fenerbahçe. Beş tane atmıyorsa kabul etmiyorum. 1-0 da senin. Abi sen de Fener'e ne yaptın abi? 1-0 da senin. Fenerbahçe şu an nasıl yapmıyor? Ya 2 Burak atar, 2 Gagam atar, bir de Atip atar. Sen hep atıyorsun abi zaten. Bitti abi. Her hafta atıyorsun. Ya girdik iddiaya. Abi bunun çok tamam mı iddiaya girdiniz? Ben tamam bu harika bir iddia. Hayırlı olsun. Harika bir iddia. En büyük Turgay Demir'e çatıyorum. Önümüzdeki hafta bizim programda daha maç oynanmamış olacak. 2 hafta sonraya değerli futbol severler randevu veriyoruz. Bu 2 hafta sonra kıvırır ben anlamam. Ben göğsüne yapıştırıp videoyu çekerim. Kıvırır diyorsun. Gider YouTube kanalına. Ama hayır burada canlı yayın da yapacağız. Ama bu 2 hafta sonra abi o maçlarda kaldı bilmem ne. Abi bak şimdi. Videoları nasıl kıvırdı? Emre Bol sözüne sadık bir insandır. En sevdiği şeyler bu adamın, sevgili Turgay Dayı'nın en sevdiği şeyler U dönüşleri abi. En sevdiği olaylar bunlar. Neler? 10 Temmuz 2017 abi. Evet. Tarihlerden. Evet. Sıcak bir yaz günü. Sıcak bir yaz. Maçı kolaylaştırdık demiş bak. Evet. Bak lafı değiştirdim. Ama okuyun adam. Şenol Güneş. Okuyacağız. Kurdu. Okuyacağız. Buyurun Emre Bey. Maçın tamamını hak ettiğimiz bir maçtı. O sırada Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi konuşuluyor. Bir ara farka gitmesi gereken maç kaçırdık. Bir dakika. Bir dakika. Beraberliğe geldi diyor. Bir dakika. Bir dakika. O sırada oğlum, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelişi konuşuluyor. He. Beyefendi beyaz saçlı prens bir de Yıldo evet. Vardı biliyorsun beyaz saçlı prens. Yıldo ile ben Turgay'a birçok benzetiyorum birbirine. Prens. Burak Yılmaz beyaz isminin Beşiktaş'ta anılması dahi bu camiaya hakarettir. Şan Kanarı gibi. Olabilir. Şan Kanarı gibi bak, adam kime benziyor. Sonra nasıl dönüyor bak o dönüşler. Burak Yılmaz.